Profesör Haydar Paşa. Muhterem Bakanım, Rektörüm ve sevgili dinleyenler, Türkiye'mizin güzide ilim adamları, bu merasime teşrif eden çok muhterem rektörlerim, hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Atatürk, bir milletin istiklali, istikbali, milletinin ittihadi ve ittifakı ile beraberdir diyor. Azerbaycan'ımızın bu manada müstakilliğinin devamı, atisinin garanti olabilmesi için millet olarak bir ve beraber olmaya her günden daha fazla bugün ihtiyacımız vardır. Birliği ve beraberliği olmayan ülkelerin iktisadi, içtimai, hukuki, sınai, ahlaki ne kadar terakkisi mümkün olursa olsun devamı mümkün olamayacaktır. Binaenaleyh milletlerin her dalda, her kurumda ileriye dönük bekası mutlak surette birliklerinin ve beraberliklerinin teminatıyla mümkündür. Bendeniz 7 yıldan beri Bakü Devlet Üniversitesi'nin bir müntesibi olarak burada bulunmaktayım. Akademik çalışmalarımı burada yaptım. Ve bu kurumun bir üyesi olmaktan şeref duymaktayım. Zira bu kurumun yetiştirdiği akademisyenler dünyanın tam 50 ülkesinde vazife görmektedirler. Zannım o ki hiçbir üniversiteye mensup nasibi olmayan bir muvaffakiyettir bu. Dünyada 50 ülkede siz çalışan ilim adamı yetiştireceksiniz. Bu çok büyük bir başarıdır. Geldiğimiz günden bugüne kadar Azerbaycan'ımızda çok ciddi ilerlemeler görmekteyiz. İçinde sizler her an bulunduğunuz için bu terakkiyi görmeniz belki mümkün olamıyor. Bu şuna benzer. Bir cadde düşünün ki o caddede bir insan her gün bir adım atarak yürüyor. Her gün bir adım atarak yürüyor. O caddeden her gün geçen insan, her an yürüyerek geçen insan, o bir tek adım atarak yürüyen insanın halini bilmez, yürüdüğünü görmez. Ama yılda bir defa o caddeye gelen insan, oradaki o kişinin yürüdüğünü görür. Milletlerin ilerlemesi de tıpkı her gün bir adım atan insanın terakkisine benzer. Bu münasebetle 7 yıl evvelinden Azerbaycan'a gelerek Bakü Devlet Üniversitesi'nin halini bilen bir insan olarak çok büyük bir mesafenin alındığını elhamdülillah görmekteyiz. Bu terakkileri temin eden müntesip ilim adamlarımıza, Azerbaycan'ımızın muhterem bürokrasisine, siyasilerine ve başta kıymetli Prezident Haydar Aliyev'e Cenab-ı Hak'tan muvaffakiyetler diler. Bu kutsal günde hepinizi saygı, sevgi, hürmetlerimle selamlarım efendim.